Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? MBTI tiplerini sıralıyoruz. Tabii ki benim düşüncelerime göre. Hehe. O yüzden lütfen alınmayın, gücenmeyin. Yani kendi düşüncelerime göre, deneyimlerim, işte okuduklarım, cart curt bunların toplamına göre bir sıralama yapacağım. Kimsenin duygusunun sorumluluğunu alamam. İyi şeyler de söyleyeceğim, kötü şeyler de hazırlıklı olun. Tamam? Sonra bana kızmayın. Şimdi niye böyle bir şey yaptım? Çünkü tek bir videoda konuşmak güzel olur diye düşündüm böyle bütün tipler hakkında yorumlarımı söylemek falan. Bakalım nasıl olacak? Beğenirseniz devamını getirebilirim. Farklı konular seçip MBTI tiplerini oralarda da sıralayabilirim. Ama önce buna bir bakalım. Ona göre şey yaparız. Şimdi gördüğünüz gibi burada Türkçe şarkı sözleri var. Şarkı sözleriyle bir sıralama oluşturdum. Burası kısaca şu mavi yer. Evleneceğim tipler yani böyle evlenme teklifi etse kabul etme ihtimalimin en yüksek olduğu tipler. Burası hani çok yoğun bir ilişki kurmuyorum ama çok yakın arkadaş olurum ya da çok severim falan o tarz bir kutucuk. Burası da böyle hani çok yakın ilişki kuramasam da hayran olduğum ya da böyle uzaktan bakıp sevdiğim hani anladınız mı öyle bir kutucuk. Burası da ya böyle hani nötr, bir iyi bir kötü ya da çok düşüncemin tam netleşmediği öyle bir kutucuk. Burası çok tripli bir kutucuk. Burayı yazarken hangi tipi düşündüm tahmin edin. Neyse ileride görürsünüz. Burada ya böyle hani sevmişim ama hayal kırıklığına uğramışım. Öyle bir kutucuk burası. Burası da artık yani yeto dediğim, etkileşim kurmaktan baydığım ya da etkileşim kurunca hayal kırıklığına uğradığım, üzüldüğüm öyle tipler. Yani bunu da tahmin edebilirsiniz aslında. Neyse başlıyorum ben şimdi yavaştan. Şimdi ilk önce ESFP'miz var. ESFP'ler hakkında ne düşünüyorum? ESFP'ler bence çok eğlenceli. Yani eğlenme anlayışınız, eğlence anlayışınız uyuşuyorsa bayağı iyi geçinirsiniz. Benimki uyuşmuyor ama uzaktan bakıp da hani vay be keşke bunun gibi olsaydım da hani eğlenebilseydim ben de andan keyif alabilen biri olsaydım şeklinde düşündüğüm hayran olduğum bir tip kısacası. O yüzden bunu ESFP'yi bomba bomba nokta ay çok komik buraya koyacağım. ESFP'ler bombasınız nokta nokta com. Şimdi sırada ENFP var. ENFP'lerle çok bir etkileşimim yok ya. Hani mesela ENFP YouTuber'ları falan çok seviyorum. Çok eğleniyorum. Ama sanki gerçek hayatta anlaşamayız gibi geliyor ya. Bilmiyorum hani konuşuruz konuşuruz ikimiz de bıkarız birbirimizden gibi geliyor. O yüzden ben ENFP'leri de bomba bomba nokta koma koymak istiyorum. Şimdi sırada İSTJ var. İSTJ'ler hakkında ne düşünüyorum? İSTJ'leri seviyorum. Ama ya bir yana İSTJ'lerle çok etkileşimim de olmadı. Yani onları da böyle dizi karakterlerinden bakıp seviyorum işte. Mesela Prenses Margaret, ay neydi o dizinin adı ya? Queen, Tron. Neydi o dizinin adı? Unuttum. Elizabeth'in hayatını anlatan dizi. Orada mesela çok sadık bir şey vardı. Çalışanları vardı. Çok hayrandım adama yani. İşine sadık, dedikodu yapmıyor. Kendinden beklenen neyse onu yapıyor. Ve yani İSTJ dizi karakterlerinin hepsi öyleydi. O yüzden bir hayranlığım oluştu İSTJ'lere karşı. Hep böyle ne yapılması gerektiğini bilen net insanlar. Hani o yüzden İSTJ'lere de uzaktan hayranım diyebilirim. Bir gün bir İSTJ tanırsam onunla yakın olmak isterim açıkçası. Yani eğer filmlerde gördüğüm gibiyseniz İSTJ'ler. O yüzden İSTJ'leri de bomba bomba nokta koma koyuyorum. Herkes bomba bomba oldu ya bu ne? Neyse dur. İSFJ. Ya niyeyse İSFJ'ler bilmiyorum bende negatif bir his uyandırıyor. Yani İSFJ'ler değil de hani İSFJ şeyini duyunca, kelimesini duyunca içimde bir negatif bir his uyanıyor. Çünkü pek iyi deneyimlerim yok İSFJ'lerle. Yani çok böyle hani detay odaklı olmaları, bu detayları insan ilişkilerinde kullanmaya çalışmaları. Bak mesela İSTJ de detay odaklı ama İşinde gücünde kullanıyor bunu. Hani insan ilişkilerinde bu kadar böyle detaylı düşünen, böyle taktik uygulamaya çalışan tipleri ben pek sevmiyorum açıkçası. İSTJ'nin tamamı böyle değildi de benim tanıdıklarım öyleydi. Ya da işte sürekli böyle hal hatır sorması biraz bana yapay geliyor. Ya da işte insanlar kaynaşsın diye
verimliliği düşürmesi İSFJ'lerin. Benim tanıdığım İSFJ'ler böyleydi. O yüzden İSFJ'leri buraya koyuyorum. Ya çünkü hem iyi hem kötü, yani kötü iyi kötü diye ayırmak istemiyorum aslında da. Hem olumlu hem olumsuz diyeyim. Ha, iyi kötüden ziyade böyle hisler olduğu için nötr diyeceğim İSFJ'ye. Şimdi sırada ESTP var. ESTP de ESFP gibi aynı yani benim için. Çok eğlenceli, hayattan çok keyif alıyor. Ama şey, ESTP'lere o kadar hayran olduğumu söyleyemem. Yani neden hayran olduğumu söyleyemem. Çünkü bilmiyorum yani dizilerden izlediğim ve hani tanıştığım ESTP'ler çok bana olumlu izlenimler vermemişti. Ya bir de hani anlaşamayız gibi de geliyor ya, bilmiyorum. Şimdi bomba bombaya mı koysam, nötre mi koysam ESTP'leri? Nötre koyacağım ya. Konuşmama hakkımı kullanıyorum. Ya bilmiyorum. Çoğu ESTP, ben ön yargılıyım ESTP'lere karşı. Bunu kabul ediyorum. Ya ben bir tane ESTP tanısam bence bütün düşüncelerim değişecek gibi hissediyorum. Ama tanımadım. O yüzden şimdilik düşüncelerim böyle. Bir ESTP tanıdıktan sonra tekrar bir tier list videosu çekerim. Evet, ESTP'yi şuraya koyuyorum. Ya arkadaşlar bakın, neden buraya koyuyorum biliyor musunuz? Ya ben bugüne kadar hangi ENTP'ye güvendiysem hep güvenim kırıldı. Yani hep böyle olumsuz bir şey yaşadım ENTP'lerle. Böyle aslında çok yani şeyler, eğlenceliler, uyuşuyoruz da yani ne kullanıyorlar ben bayılıyorum. Dilemma ile videomuz var. 2 saat boyunca konuştuk. İzlediyseniz biliyorsunuzdur, dinlediyseniz. Muhabbetlerinden çok keyif alıyorum. Aşırı eğleniyorum, çok gülüyorum. Böyle, bu arada kedim koşuyor, kusura bakmayın. Saçma sesler çıkıyor olabilir. Hani böyle senaryolar kuruyoruz, olmayan şeylere gülüyoruz, çocukluk anılarımızı anlatıyoruz falan. Bunlar çok eğlenceli. Ama benim için en önemli şeylerden biri güven ve güvenimi kıran çok şey yaptıklarında eğlenmemizin falan çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden ben artık ENTP'lere güvenemiyorum. ENTP'lere güvenimi kaybettim. Çünkü manipüle edildim bir ENTP tarafından. Ya bana yalan söylediler. Ondan sonra ya bu arada parantez, bütün ENTP'ler böyle olacak diye bir şey yok ki, değiller zaten. Benim denk geldiklerim öyle olduğu için ben buraya koyuyorum ENTP'yi. Ya artık bir güvenimi kırdınız. Ya biraz böyle love-hate relationship'i gibi, anladınız mı? Mesela ben bunu aşağıya koyuyorum. Şimdi öyle bir saçmalık da var yani. Hiç böyle konuşmadığım, tanışmadığım bir ENTP buradayken iyi deneyimlerimin olduğu ENTP burada. Ama dediğim gibi işte o güven kırıldığı için ben bunu buraya koyuyorum. Mesela ESTP'ler güvenimi kırmadı. Çünkü daha tanışmadık bir ESTP ile. O yüzden onlar burada. Onların hala bir potansiyeli var ama ENTP'ler bir tık beni üzdüler yani. O yüzden buraya koyuyorum. ESFJ. Ben ESFJ'yi buraya koyacağım. Yani aslında bence ESFJ'nin geneli benim çok iyi anlaşamayacağım şekilde gibi düşünüyorum. Çünkü ben F dominantlarla genelde çok anlaşamam ya. Çok rahatsız olurum. Ya mesela şey, bakın ben kızılcık şerbetine başladım, tamam mı? Oradaki pembeyi biliyor musunuz bilmiyorum. Çok şey bir ESFJ. Ya tam bir tipik yani. Tam tipik anne. İşte sadece ailesini düşünen, asla samimi davranmayan, asla böyle kendi duygularını ifade etmeyen, diplomatik olan bir ESFJ. Yani muhtemelen ESFJ'lerin çoğusu böyledir. Ya çünkü F'si bir tık, ya burada pembe gibi değillerdir ama öyle huyları vardır ve ben o huyu hiç sevmem. Aşırı diplomatik olmayı falan. O yüzden anlaşamayız gibi geliyor ama öte yandan da benim tanıdığım ESFJ'ler çok iyilerdi yani, çok iyi anlaştık. Ya böyle o F'leri çok sağlıklıydı, işte C'leri ayaklarının yere basmasını sağlıyordu. Çok böyle yani iyi anlaşıyorduk. O yüzden aşağı koymak da istemiyorum yani. Aslında bomba bombaya da koyabilirim ama ESFJ arkadaşımdan dolayı ESFJ'yi birazcık daha, bir tık daha yukarı koydum. Hehe. Şimdi sırada INFP'ler var. Aslında INFP'leri seviyorum. F'yi severim, N'yi de severim. Sadece INFP'ler bazen böyle alınganlık ederek beni bir tık sinirlendirebiliyorlar. Ya da mesela bazı değer yargıları çok keskin oluyor. Ben bundan da rahatsız olurum. Hani esneklik isterim. Ama o esnekliği bazen INFP'lerde bulamıyorum. Ve hani ya da şey, mesela ilişkilerde sorun çözücü olmuyorlar bazen. Çok alınganlık edip ilişkiyi zora sokabiliyorlar. Ama yakın arkadaşlarımda INFP'ler var ve bu özelliklerini geliştirdikleri için, hani ilişkiler konusunda bir tık kendilerini geliştirdikleri için iyi anlaşıyoruz. O yüzden ben INFP'yi buraya koyacağım.
INFP'lerle çok yakın arkadaş olma potansiyelimiz çok fazla. Yani iyi anlaşıyoruz. Ben fi ve N'nin olduğu tiplerle genelde iyi anlaşırım. Yani STJ de olsa, İSTJ de olsa. Fi N varsa bir şekilde yolumuzu buluyoruz o tiplerle. İNTP. Evet. İNTP'leri şuraya koyacağım. Seviyorum, sevmiyorum. Ya çünkü öyle yaz. Bir seviyorum, bir sevmiyorum İNTP'leri. Hatta biri bana bir ara şey yazmıştı. Ya Betty, sen de İNTP'leri seviyor musun, sevmiyor musun? Karar ver. İşte bir övüyorsun, bir sövüyorsun. Vermeyeceğim karar. Böyle yani. Benim İNTP'ler hakkındaki düşüncelerim hep değişiyor. Bizim bir love-hate relationship'imiz var İNTP'lerle. Ben bunu bir yerde nerede anlattım hatırlamıyorum da. Benim böyle işte hoşlandığım crushlarım falan filan hep İNTP'ydi. Ne oldu? Kötü oldu. O yüzden ben bir tık kinlendim İNTP'lere. Ama İNTP'lerle arkadaş olmayı da bırakamıyorum. Yani çok fazla arkadaşım var İNTP. Ve çok iyi anlaşıyoruz. Hani demek ki galiba buradan şu dersi çıkarmam gerekiyor. Romantik olarak olmuyor İNTP'lerle. Arkadaş olarak oluyor gibi ben şu an bir ders çıkardım kendime. O yüzden İNTP'yi buraya koyuyorum. Seviyorum, sevmiyorum. Değişiyor yani. Ya. Öyle. Daha fazla açıklama yapmayacağım. İSTP. Ya İSTP'ler de hani İSTP'ler de şey hani. Deneyimlerim kötü ama zihnimdeki ideali iyi. İSTP'nin. O yüzden onu da ben şuraya koymak istiyorum. Yani İSTP'lerle karşılaştığım zaman kendimi var ya o kadar şey hissediyorum ki. Birden sesim değişiyor. Korkuyor gibi hissediyorum ya. Çünkü sanki böyle farklı bir gezegende yaşıyoruz gibi hissediyorum. Ya yani mesela ne söylesem beni yargılayacakmış gibi hissediyorum. Ya yani bir fikir anlatacağım gülecek gibi. Ne kadar saçma falan diyecek gibi hissediyorum. Ama bir yandan da çok havalı olduklarını düşünüyorum. Yani diyorum ki ah böyle olsam falan diyorum mesela. Çünkü onlar da işte ESFP, ESTP gibi. Benim bu yapamadığım işte anda kalma meselesini becerebiliyorlar. O yüzden İSTP'yi buraya koydum. Hani nötr. Çok böyle bir şeyim yok. Taraflı değilim. İSFP. İSFP'yi nereye koysam ya? Buraya koyacağım. Aslında yukarı da koyabilirim. Ya İSFP'ler de İNFP'ler gibi. Şimdi bir de bunlar S kullanıyor. Çok fazla keskin görüşleri olabiliyor İSFP'lerin. S'den dolayı esneklik de pek olmuyor yani. Daha böyle ayakları yere basıyor o görüşlerin. Mesela İNFP'ler gene N kullandıkları için ihtimalleri falan yer veriyorlar. Ama İSFP'lerin o keskinliği beni rahatsız ediyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? İzlediğim İSFP YouTuber'lar, işte podcaster'lar falan filan. Bunlara dayanarak öyle gözlemledim İSFP'leri. O yüzden hani iyiler, güzeller, hoşlar ama o yönleri de beni rahatsız ettiği için nötrlüyor. O yüzden İSFP'yi de buraya koyuyorum. ESTJ. ESTJ'yi ben bombaya koymak istiyorum. ESTJ'lerin, ya ben bayılıyorum. ESTJ'lere ama şey olarak bayılıyorum. Öğretmen olarak falan bayılıyorum yani. Mesela arkadaş olarak bilmiyorum nasıl anlaşırdık. Gerçi T ve N benim çok sevdiğim bir ikili. Yani o yüzden iyi anlaşabilirdik. Ama nedense böyle işte öğretmen ya da böyle bilir kişi olduğu zaman ESTJ daha çok hoşuma gidiyor. Bomba o yüzden. Hani çok yakın olabilir miyiz bilmiyorum. Çok yakın ilişki kurabilir miyiz bilmiyorum. Ama herhangi bir kötü bir izlenimim ya aslında var. ESTJ'lere karşı kötü bir izlenimim var. Ama iyi şeyler daha çok önüne geçiyor. Yani o yüzden bomba bana bir zararları dokunmadı şu ana kadar. ENTJ. ENTJ'yi buraya koyacağım. Daha ilk defa buraya koyuyorum. Neden? Çünkü ENTJ'lerin, yani ENTJ'leri ben çok seviyorum. ENTJ'lerin T'leri, N'leri, S'leri benim çok hoşuma gidiyor. Mesela şey, bu sorun çözücü insanları ben severim, tamam mı? Mesela ilişkilerde dedim ya INFP bazen alınganlık edip uzatabiliyor diye. ENTJ de tam tersi, alınganlığa falan hiç gelemiyor. Hemen böyle konuşup çözmek istiyor. Ve bu benim tarzım. Yani ben çok seviyorum böyle olmasını. Bir şeyi ertelemek yerine, halı altına süpürmek yerine hemen konuşalım, çözülsün kafasındayım. Bunu yapıyoruz ENTJ'lerle. Aynı şekilde işlerinde böyle verimliler, işte üretkenler. Ben üretken insanlara zaten bayılıyorum. Yani üretken insanlar benim idolüm falan. O yüzden ENTJ'ler benim hoşuma gidiyor. Ya da mesela planlı olmaları benim yapamadığım bir özellik. Öte yandan işte S kullandıkları için böyle bazen işlere ara verip eğlenme, anın tadını çıkarma gibi bir özellikleri de var ve bu bana yardımcı oluyor. Çünkü ben bunu yapamadığım için resmen beni elimden tutup böyle gezdiriyorlar. İşte mutlu ol falan yapıyorlar böyle bana. O yüzden ENTJ burada. İNTJ. İNTJ'yi de buraya koyuyorum. Benim intuitive bias'ın ortama giriş şekli. Ya İNTJ'lerle ben
Çok iyi anlaşıyorum. Yani Enerjiciden farkı daha içe dönük, daha böyle kendi dünyasında ve mesela enerjiciler bazen beni kontrol etmeye çalışabiliyorlar. Bazen böyle çok domine ediyorlar konuşmayı. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Konuşmayı benim domine etmem beni daha çok mutlu ediyor. Ya yani benim domine etmem derken mesela bencil bir şekilde bazen benim istediğim şeyler konuşulsun istiyorum. Yani çok böyle ya da sorgulanmamak, bana nasihat verilmesin, çok bir şey sorulmasın falan istiyorum böyle. Bunu mesela inatıcılar yapmıyor. Niye? Umursamıyorlar falan diyormuşum. Hayır öyle değil. Ya biraz saygı duyuyorlar. Onlarda da fi olduğu için, üçüncül fi. İçe dönük de oldukları için serbest bırakıyorlar seni. Ve sana uyum sağlıyorlar. Konuşurken, diyalog kurarken. Bu benim hoşuma gidiyor. Sonra aynı şekilde enatıcılar gibi sorun çözücüler. İşte alınganlık yaptıklarını pek görmedim. Negatif yanları da var. Mesela bazen çok fazla böyle davranışlarınızın altındaki anlamı falan okuyup böyle rahatsız edebiliyorlar sizi. Ama bu bence gülün dikeni. Ya yani ben genel olarak inatıcılarla zaten şey, MBTI'yi ilk keşfettiğimden beri fangirlüğüm vardı inatıcılara karşı. Sonra çok fazla inatıcıyla tanıştım. Ve benim için listenin başına çıktı inatıcı. Yani okuduğum şeyler inatıcılar hakkında ve deneyimlerim birleşince inatıcılar iyi bir yerde benim gözümde. O yüzden inatıcılarla da evlenebilir. Ay, imdat. Evet, şimdi sırada INFJ var. INFJ'yi buraya koyacağım. Çünkü INFJ'lerle de çok çok iyi anlaştığımı ve anlaşabileceğimi düşünüyorum. Yani başka bir INFJ gelse mesela hayatıma girse çok iyi anlaşabileceğimizi düşünüyorum. INFJ'lerle konuştuğumuz şeyler bitmiyor. Konuş 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 konuş. Yani böyle konuşuyoruz. Bir de mesela İNETJ ve ENETJ'lerden bence daha iyi dinleyiciler. F kullandıkları için muhtemelen. Ve ben dediğim gibi konuşmayı sevdiğim için iyi bir dinleyici olmaları benim çok işime geliyor. Yani ayrıca niye kullandıkları için mesela ben bazen bir şey anlatırken bağlantılarda, işte detaylarda, işte hikayelerin içinde falan kayboluyorum. Ama onlar bana asıl noktayı gösterebiliyorlar. Hani bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bazen kendim yapamayabiliyorum bunu. Tabii şöyle bir şey var. T'lerini çok kullanıp da entelektüel kibre kapılmamaları lazım. O zaman anlaşamıyorum INFJ'lerle. Ama çok yok bence böyle INFJ ya. Bilmiyorum. O yüzden en üstte INFJ'lerde. Evet, son ENFJ. ENFJ'yi buraya koyacağım. Çünkü ya ENFJ'lerde hani aşırı yakın bir ilişki kurabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü F'lerinin o dominantlığı beni bazen çok irite ediyor. Ya mesela ENFJ'de de F var ama ikincili olduğu için o kadar da etkilenmiyorum. Ya da N'leriyle biraz onu kontrol altında tutabiliyorlar ama ENFJ'lerinki bir tık daha bana rahatsız edici geliyor. Yani bazen böyle boğuluyormuş gibi hissediyorum ENFJ'lerin bu işte ortamı yoklama, insanların duygularını anlama ya da işte mesela bir ortamdaysan ve sen kötüysen bireysel düşünmeyip böyle ortamın çıkarına olacak şey yapmaya çalışıyor. Ya da bir insanın mesela kötü hissetmesini bazen görmezden gelebiliyor ya da onu da neşelendirmeye çalışıyor yani ortamın iyileşmesi için. Bu hani ortamın lehine olacak şeylere odaklanması sürekli ya da işte ya bu sürekli insanların duygularını etkilemeye çalışması beni rahatsız ediyor. O yüzden hani çok yakın bir ilişki kursak buna rahatsız olduğumu çok gösterirdim ve o da benim buna rahatsız olmamdan rahatsız olurdu gibi geliyor. O yüzden aslında bomba bombaya da koyabilirim. Bir dakika ya. Bomba bombaya mı koysam acaba? Ya çünkü iyiler bir yandan da. Hani o kadar olumsuz şey söyledim ama işte enerjicilerle arkadaşlığım var ve çevremde ENFJ'ler çok var. Yok ya bu ikinci sırada olacak kadar da yakın hani arkadaş olabileceğimi pek düşünmüyorum. Bomba bombaya koyacağım. Ya çünkü bomba bombalar iyiler. Ama uzaktan seviyorum gibi ENFJ'leri. Çevremde olan mesela düşünüyorum çevremde var evet ama çevremde olanlarla da yakın değilim ya da çok böyle yakınlık kurma isteğim yok gibi hissediyorum. O yüzden bir tık aşağıya çektim. ENFJ'ler sizi. Üzgünüm. Evet. Liste bitti. Bakalım. Burası tamam. Burası okey. ESFJ'den emin değilim. Belki ESFJ'yi de bombaya koyabilirdim ama ESFJ'lerle genelde iyi anlaştığım için ENFJ'lere göre yukarı koydum. Belki C ve N'lerinden dolayı bir tık daha iyi anlaşıyorumdur. Bomba. Tamam. Nötr olduklarım. Tamam. Yine tepe. Ay şuraya kadar şuralara intuitivleri doldurup sonra en çok sevilen diğer intuitivleri en aşağılara koymam peki.
Neyse, yapacak bir şey yok. Yani ya dediğim gibi bu ikisiyle benim love hate relationship'im var. O yüzden aşağıya koydum. Hani nefret ediyorum gibi bir şey olduğu için değil. Birazcık dengesiz ilerliyor ilişkimiz maalesef bu tiplerle. Öyle. Bitti yani. Ay, çok konuştum ya. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Dediğim gibi alınmayın, gücenmeyin. Yani sizin aklınızda konuşmuyorum. Burada tipler hakkında konuşuyorum. Yani siz öylesinizdir, değilsinizdir. Hani biriyle tanışınca şey yapmıyorum ya. Acaba tipine işte hemen tier listimi açıp bakayım. İşte eğer aşağıdaysa konuşmayayım falan demiyorum. Onu aştım uzun bir zaman önce. O yüzden sorun yok. Bunlar şimdiye kadar tiplerin bende uyandırdıkları izlenimler. Kendi deneyimlerimin çok etkisi var ya. Çünkü sonuçta bu tipler, hani şeye göre sıralayamam ben bunları, tamam mı? Hani kitapta okudum. Ay, çok güzel anlatmışlardı. İşte NFP'lere çok eğlenceli diyordu. Çok yaratıcı diyordu. O yüzden onu işte en üste koyuyorum. Böyle diyemem yani, insan hakkında konuşuyoruz. Bir tipoloji yani. Kendi deneyimlerimi de katmam gerekiyordu. O yüzden deneyimlerim değiştikçe düşüncelerim de değişebilir. Farklı NFP'lerle tanışırım, izlenimlerim değişir falan böyle. NFP'yi yukarı çıkarabilirim gibi. Ya da güvenilir bir NTP bulursam yani değişebilir. Ama şu an böyle. Belki şey yaparım, bir sene sonra yine tier list yaparım ve bakarız böyle değişmiş mi düşüncelerim diye. Şu an aklıma öyle bir fikir geldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz ve böyle bir video, hani başka tier list videoları istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Mesela enneagrama yapabilirim aynısından. Yorumlara yazın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Aa, bu arada şey, Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan çok şey paylaşıyorum. Duyuru falan. Beni desteklemek için abone olup, yorum atıp, beğenip, paylaşıp, katıl butonundan ya da destekleyebilirsiniz. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.